Herkese merhabalar arkadaşlar yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda 7. sınıflar yüzdeler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bizi Instagram yardımcı öğretmen sayfasından da takip ederseniz çok seviniriz. Bu videoda kullanmış olduğumuz kağıtların resimlerini oradan da paylaşacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Yüz eş parçaya ayrılmış bütünden eş parçaların kaçta kaçı'nın alındığını ifade eden gösterimlere yüzde diyoruz arkadaşlar. Aslında bu kesirlerin ondalık gösterimlerin farklı bir e, gösterim şekli diye de düşünebiliriz arkadaşlar. E, ve sembolü şu şekilde arkadaşlar yüzde sembolü bu şekildedir. Bir rasyonel sayı veya ondalık gösterim yüzde sembolü ile ifade edilebilir. Örneğin Burada bir şeklimiz var. Bu şekli normalde ben rasyonel olarak nasıl ifade ederim? Toplamda 2, 4 parça var arkadaşlar. Ve bu 4 parçadan 2 tanesi boyanmış. Yani 2 bölü 4'müş. Peki bunu ondalık olarak nasıl gösteririm? 2 bölü 4'ü yazarım. Şimdi ben bir kesri eğer ki ondalık olarak göstermek istiyorsam paydasının ya 10 ya 100 ya da 1000 olması lazım. O zaman ne yapacağım? Ya bunu sadeleştirip e, 10'a tamamlayacağım veya bu şekildeyken 100'e tamamlayacağım arkadaşlar. Ben bunu sadeleştirip 10'a tamamlamak istiyorum. 2'ye böleyim, 2'ye böleyim. Buradan 1 bölü 2 olur. 10'a tamamlamak için 5 ile genişletirim arkadaşlar. Ne olur buradan? 5 kere 1, 5 bölü 10 olur. Onu da ondalıklı olarak gösterirsem arkadaşlar 0 tam 10'da 5, veya arkadaşlar ne olur aynı zamanda sıfır tam %50 şeklinde de söyleyebilirim. Yüzdelik olarak ise şu ikincisini kullanabilirim. yüzde %50 şeklinde ne yapabilirim arkadaşlar? Gösterebilirim. Gördüğünüz gibi şekli hem rasyonel hem ondalık hem de yüzde ifadesini yapmış olduk, göstermiş olduk. Gelsin yeni sayfamız. Aşağıda verilen rasyonel sayıları ve ondalık gösterimleri yüzde sembolü ile gösteriniz demiş. Şimdi yüzde ile gösterebileceksem arkadaşlar bir kere ne olmalı? Payda varsa eğer paydalar bir kere 100 olmalı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi burada 2 bölü 5 var. Payda 5. Yüzde tamamlamam lazım. O zaman ne yapacağım burayı? 20 ile genişleteceğim arkadaşım. 20 ile genişletirsem burası ne olur? 40 bölü 100 olur. Bunu da paydamız 100 olduğu için yüzde 40 şeklinde ne yaparım? Gösteririm. Burada 16 bölü 400'müş. Ne yapacağım o zaman bunu sadeleştireceğim 4 ile. 4 ile sadeleştirirsem 16'yı 4'e böldüm. 4, 400'ü 4'e böldüm. 100, 4 bölü 100 onu da gösterirken ne yapacağım arkadaşlar? %4 bu şekilde bunu ne yapmalıyım? Göstermeliyim arkadaşlar. Şimdi bunu ben rasyonel olarak ifade edebilirim. Nasıl ifade edeceğim arkadaşlar? Kesrin tamamını yazarım. 135 bölü derim. Şimdi virgülden sonra kaç tane sayı var arkadaşlar? 2 tane sayı var. O zaman paydan benim 100 olur. He, tamam. Payda 100 ise zaten ne yapabiliyordum? Yüzde sembolünü direkt yapıştırıyorum. Ve sayıyı 135'i yanına yazdım. Yüzde 135'miş diyorum. Şimdi 0 tam onda bir. İstersen bunu yanına bir 0 koyup direkt yüzde olarak gösterebilirim. Çünkü sağ tarafına 0 koyabilirdim. Veya bunu 1 bölü 10 şeklinde yazıp ne yaparım? 10 genişletirim ve 10 bölü 100 şeklinde olur. Onu da %10 olarak gösteririm. Veya şöyle de dediğim gibi 0,1'i ben aynı zamanda 10 olarak da gösterebilirim. Zaten bu da direkt %10'a karşılık gelmiş olur arkadaşlar. Aşağıda yüzde sembolüyle gösterilen ifadeleri karşılık gelen rasyonel ifadeleri yazın demiş. Arkadaşlar burası 100 olduğu için bir kere paydaya 100'ü ne yapıyoruz yapıştırıyoruz. Sonra yanındakini de üzerine yazıyoruz. Hemen geldik buraya. Yüzde var. Paydamız yüz demek ki üzerine 25'i patlattık. Geldik buraya. Yine paydamız yüz. Üzerine 23'ü yazdık. Böylece mesele halloldu. Geldik buraya. Üzerine 47. Paydasına da yüzü. Yine aynı şekilde yazdık ve meseleyi kökten çözdük arkadaşlar. Bunlar bu şekilde olacaktı. Bunlar zaten kolay etkinlikler. Durdurarak yine sizler de çözüp bunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir çokluğun yüzdesini bulurken arkadaşlar size iki tane olaydan bahsedeceğim. iki tane yöntemden bahsedeceğim. Bir çokluğun belirtilen yüzdesi bulunurken çokluk ve belirtilen yüzde oranı birbiriyle çarpılır. Mesela bunu 60'ın yüzde 10'u kaçtır demiş. 60'ı 60 çarpı 10 bölü 100 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. İstersek burada ne yapacağız? E, paydasına 1 yazabilirim kafam karışmaması için. Yani 60 bölü 1 ile 10 bölü 100'ü çarparsam sadeleştireyim. 0 gitti, 0 gitti. Buradan bir 0 gitti, buradan bir 0 gitti. Çünkü kesirlerde biliyorsunuz e, bir üstten bir alttan olacak şekilde alt alta veya çapraz sadeleştirme yapabilirdim. Burada ne kaldı arkadaşlar? 6 çarpı 1, altta ne kaldı? 1 çarpı 1, buradan da direkt 6 olmuş oldu arkadaşlar. Veya bunu ikinci yol olarak nasıl yapabilirdim? Şöyle yapabilirdim arkadaşlar. Ee, burada 60 eğer ki 100'e bölünebilen bir sayı olsaydı önce 100'e bölüp sonra 10 çarpacaktım. Ama olmadığı için arkadaşlar tersini yapıyorum. 60 ile 10'u çarparım arkadaşlar. Buradan 600 olur. Yani yüzde oranıyla çarptım. Daha sonra da 600 çıktı. 600'ü artık 100'e bölebilirim. 100'e bölünce de ne oldu arkadaşlar? Yine 6 sonucuna ulaşmış oldum. Ya 100'e bölüp 10 çarpacağım veya 10 çarpıp 100'e böleceğim. Veya arkadaşlar bu iki yüzde oranıyla verilen yüzde oranıyla sayıyı çarpacağım bu şekilde. Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi eğer ki sonlarında iki tane sıfır varsa buraya dikkat kesin. Mükemmel bir yöntem gösteriyorum size. Ne mi? Şu şekilde. Şimdi bak burada 500'ün yüzde 12'si demiş ya. 2 sıfırı sil arkadaşlar. Ne kaldı? 5 çarpı 12 buradan 60. Sonra geldik buraya. Hemen buradan 2 sıfırı sil arkadaşım. Ne oldu? 7 çarpı 15. Buradan da 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 1 7 10 105 oldu. Aslında burada ne yaptık arkadaşlar? Uzun anlatımını söyleyeyim. Yani nereden çıktı hocam bu? Kafamızdan mı uydurduk? Hayır. 700 aslında ben burada 100'e böldüm. 700'ü 100'e bölersem 7 oldu. Daha sonra 7 ile de 15'i çarptım ve buradan sonuca ulaşmış oldum. Ama sen bunu direkt hani yüzde bölmek, iki tane sıfır silmek diye eğer ki sayının iki tane sıfır varsa iki sıfırı sil. Kalan sayıyla buradaki yüzde oranını çarp ve bu şekilde daha hızlı bir şekilde soruyu ne yapmış olsun arkadaşım? Çözmüş olursun. Şimdi demin ki biz neydi? Bir sayı vardı ve bu sayının bir yüzdesini buluyorduk. Şimdi ise arkadaşlar tam tersi var. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamı hesaplanırken yüzdeye karşılık gelen sayı yüzde oranına bölünür. Şimdi burada şu şekilde yapıyoruz. Demin dikkat ederseniz önce sayı sonra yüzde verilmişti. Şimdi önce yüzde verilmiş sonra sayı verilmiş. Bunda ne yapıyoruz? Sayıya buradaki yüzde oranını bölüyoruz. İkinci yolunu da göstereceğim arkadaşım. Şimdi bunu ne yapacağız o zaman? Bunun paydasına bir yazabilirim. O zaman ne olacak? Birinciyi aynen yazarım buraya. 12 bölü 1 derim. Çarpı derim. İkinciyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesirlerde biliyorsunuz ters çeviriyoruz. 100 bölü 60 oldu. Buradan yine sadeleştiririm. Bu gitti bu gitti. 6 ile 12'yi sadeleştirebilirim. Burada 2 burada 1 kalır. 2 kere 1. 2 oldu arkadaşlar. Buradan cevabımız. Diğer yolda ise arkadaşlar normal kesirlerde ne yapıyorduk? Mesela bunu ben kesir olarak yazıyorum. 60 bölü 100'ü 60 bölü 100'ü arkadaşlar neymiş? 12'ymiş. Şimdi ben bir kesir kadarı verilen sayının tamamını nasıl buluyordum? Paya bölüp paydayla çarpıyordum arkadaşlar. Şimdi ben burada şunu yapabilirim. Bu ikisini sadeleştiririm. 6 bölü 10 olur burası. O zaman 12'yi ne yaparım arkadaşlar? 12'yi pardon arkadaşlar burada bir hata yaptık. 2 kere burada 10 kalmıştı arkadaşlar. Burası 20 olacak. Burada onu gözden kaçırdık e, birmiş gibi değerlendirdik. Evet. Burada 2 çarpı 10 kaldı burada çünkü. 2 kere 10 20 oldu. Şimdi bunu da buradan e, yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Paya bölüp paydayla çarpıyorum. 12'yi o zaman ne yapıyorum? 6'ya bölüyorum. Buradan 2 sonucuna çıkıyor. Şimdi 2 ile de çarpı. Buradaki paydamızdaki 10'u çarpıyorum arkadaşlar. Ve sonuç yine 20 çıktı. Ya şuradaki yüzde oranına bölüp diğeriyle çarpacağız veya yüzde yüzle çarpıp buradaki ne yapacağız? 60'a bölmüş olacağız. O da bir seçenek arkadaşlar. 12 ile 100'ü çarp 60'a böl. Tersinde ne yapıyorduk? Eğer önce yüzde oranı sonra sayı verilseydi önce yüzde bölüp sonra sayı ile çarpıyorduk. Burada ise tam tersi. Önce yüzde ile çarpıp yanındaki orana bölüyoruz. Mesela 50'nin %30'u kaçtır demiş. Bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ya burada 50 ile 30'u çarpacağım. 100'e böleceğim. Veya şöyle yazacağım. 50 bölü 1 yazacağım arkadaşım. Sonra bunu da 30 bölü 100 yazacağım. Sadeleştireceğim. Bu gidecek, bu gidecek, bu gidecek, bu gidecek. Ve geriye 5 kere 3, 15 kaldı. Pratik yöntem. Niye uğraşayım? Geldik buraya yine 20, %20'si 45'miş. Burada da şöyle yapabilirsin. 45 ile 100'ü çarp. 4500, 4500'ü 20'ye böl. Direkt öyle de yapabilirsin. Ee, o şekilde yapalım. 45 ile şuradaki yüzde oranını veya şöyle de yapabilirsin. Bunu kesir olarak yazarsın. 20 bölü 100 olarak. 20 bölü 100 ne olur arkadaşım? 1 bölü 5. 5'te 1'i 45 ise tamamını bulabilmek için ne yaparım? 45 ile 5'i çarparım. 5 kere 5, 25 elde var 2. 5 kere 4, 20, 22, 225 çıktı. Öbür türlü de şöyle yapabilirdik. İşte 45 ile 100'ü çarpıp, 45 çarpı 100 ne olur arkadaşlar buradan? 4500 olur. 4500'ü de arkadaşlar bölersek 20'ye 0 gitti. 0 gitti. Yine 450'yi 2'ye bölersek 225 sonucunu ne yaparız arkadaşlar? Ulaşmış oluruz. Bu da yine bu şekilde olmalı arkadaşlar. Kalemin ucu bitiyor ve o zaman ne yapalım? Tabii ki bir kalem değişikliğine gidelim arkadaşlar. Evet gelsin yeni kalemimiz şimdi 400'ün yüzde 16 kaçtır demiş Ben burada size ne demiştim 400'ü yazdığım bunun yüzde 16'sını soruyor pratik yoldan yapalım sıfırları salla ne kaldı arkadaşlar 4 çarpı 16 buradan da 64 sonucuna ne yaptık ulaştık veya sen ne yapabilirdin bunu uzun olarak yapacak olursak 400'ü 100'e bölerdin. 400'ü 100'e bölersen ne olur? 4 olur. Bulduğun 4 ile de çarpı 16'yı çarpacaksın ve 64 sonucuna yine aynı şekilde ulaşmış olacaksın. Sınavlarda bizim zaman kazanmamız lazım. 100'e bölmenin otomatik yolu 2 sıfırı silmektir arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz var. Turan Bey 300 kilometrelik yolun %20'sini gittikten sonra kalan yolun %30'unu daha gitmiştir. Buna göre Turan Bey'in kaç kilometrelik yolu kalmıştır diyor. Şimdi Turan Bey 300 kilometrelik yolun %20'sini gittikten sonra demiş. Önce 300'ün %20'sini bir bulalım. İlk gittiği yeri. 300'ün %20'sini bulmak için ne yapacağım? 300'ü 100'e böleceğim. Buradan 3 çıkacak arkadaşlar. Daha sonra bu bulduğum 3'le de çarpı. Yanındaki yüzde oranını çarpmam lazım. 20'yi çarpacağım o zaman. 60 kilometre gitmiş. Bu birinci ilk gidişinde. Daha sonra diyor ki, kalan yolun 30'u. Şimdi ne kadar yol kaldı? Önce onu bulalım. Ee, bu ilk gidilen yol, İlk gidilen. Ee, sonra ilk gidilen yol. Daha sonra kalan yol dediği için arkadaşlar, kalan yolu bulabilmek için ne yapıyorum? Ee, 300'den, bak kalan yol demeseydi gene 300 olarak alacaktım işte ama kalan yol dediği için 300'den ne yapıyorum? 60'ı çıkartıyorum arkadaşım. 0, ondan 6 çıktı. 4 ve 240 kilometre kaldı arkadaşlar. Bu nedir? Kalan yol. Birinci durumdaki kalan yol. Şimdi işleme bununla devam edeceğim artık. Buradan da ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun da yüzde %30'unu gitmiş. 240'ın %30'unu bulacağım. 240 bölü 1 diyorum. Çarpı 30 bölü 100. Burada 100'e bölünmediği için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Normalde 30 çarpıp 100'e de bölebilirdim ama işlem uzayacak. Ondan dolayı en güzeli bu şekilde yazıp sadeleştirmek. Bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Buradan da ne oldu arkadaşlar? 24 ile 3'ü çarparsam 72 kilometre daha gitmiş oldu ikinci durumda. Yani toplamda ne kadar gitti arkadaşlar? 60 kilometre burada gitmişti. 72 kilometre de burada gitti. O zaman ne yapıyoruz? 72 ile 60'ı topluyoruz arkadaşlar. E, 2 132 kilometresini toplamdan attı gitti. Ama toplam yolumuz bizim 300 kilometrede. Bundan da 132 çıkartırsam eğer ondan 2 çıktı 8 burada kaldı. 9 9'dan 3 çıktı 6 burada kaldı. 2 2'den 1 çıktı 1. Toplamda arkadaşlar 168 kilometre ne kalmış? Yolu kalmış diyoruz arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Evet arkadaşım, son sorumuz sizlerle. 200 liraya satılan bir hırkaya yüzde 15 indirim uygulanıyor. Buna göre hırkanın indirim fiyatı kaç liradır demiş? Şimdi indirim varsa arkadaşlar azalacak fiyat, tamam mı? Önce yüzde oranını bulalım, yazalım. 200 bölü 1 diyelim buna, çarpı diyelim, 15 bölü 100 diyelim arkadaşlar. Buradan sadeleştirirken çat çat, 20 buradan 200 buradan gitti. Ne kaldı burada? 2 çarpı 15 kaldı arkadaşlar buradan da 30 TL bu indirimmiş arkadaşlar indirim yapılacak miktar e bu kıyafet 200 TL değil miydi eksi 30 TL indir arkadaşım 170 TL ne olacak indirimli satış fiyatı 170 TL olacak arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan hatırlatıyorum. Instagram sayfasında da güzel paylaşımlar yapıyoruz. Ve bu sayfaları Instagram sayfasında sizler de alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.